Yüce Allah Celle Celaluhu'nun tekvin sıfatını kabul edip, teşri sıfatının tecellisi olan İslam şeriatını reddedenler, asla tevhid ehli olamazlar. Yeryüzünde yaşayan insanlara baktığımızda görüyoruz ki, Yüce Allah Celle Celaluhu'nun tekvin sıfatına ve bu sıfatın tecellisiyle yaratılan mahlukatın hikmetine itiraz edenlere pek az rastlanmaktadır. Gerek ecramı semaviye ile meşgul olan astronotlar ve gerekse tabiat ilimleriyle alakadar olanlar, yaratılan her bir mahluk canlı veya cansız ne varsa, ister cemadat, ister nebatat ve ister hayvanat olsun, hepsinin hikmete uygun, en güzel şekilde, olması gerektiği gibi son derece uygun ve isabetli yaratıldığına hemen herkes ittifak halindedir. Hiçbir ilim adamı bizleri aydınlatan, ısıtan ve hayat bahşeden güneşin yaratılışının hikmetine, isabetliliğine asla bir itirazı yoktur. Şu anda güneşin dünyamıza olan yakınlığından daha yakın olmasının veya şu andaki uzaklıktan daha uzak olmasının daha uygun ve bizlerin hayatı için daha elverişli olacağını hiç kimse düşünmemiştir. Tam aksine, hayat kaynağı olan bu güneşin ışığı, dünyamıza 8 dakikada gelmekte, saniyede 300 bin kilometre süratle giden ışık, 8 dakikada bize ulaşabilecek kadar bir mesafede bulunmaktadır. Eğer bu güneş 8 dakikada değil de 4 dakikada ışığı bize gelecek kadar yakın olsa, dünyamızı yakar, kavurur, kül eder. Şayet bu güneş ışığı bize 16 dakikada gelecek kadar uzakta olsaydı, dünyamızı buz kaplar, hayat fevt olur. Şu anda bulunduğu mesafenin ise en uygun ve olması gerektiği gibi ve gerektiği kadar olduğundan dolayı ne donduruyor ne de yakıyor. Bu güneşin hayata en elverişli bir şekilde varlığını devam ettirmesinin hikmete ne kadar uygun olduğundan hiç kimsenin itirazı yoktur. İşte bütün bunlar gerek güneşte gördüğümüz hikmetler, gerekse güneş sisteminde görülen ahenk ve intizamın bir faili, muhtar bir mükevvini kadir tarafından yaratılmış olduğundan asla şüphe edilmemektedir. Bu hususu Yüce Allah Celle Celaluhu, Yasin Suresinin 36, 37, 38, 39 ve 40. ayetlerinde şöyle buyurmaktadır. O Zat-ı İlahi, noksanlardan münezzehtir ki, yerin bitirdiklerinden ve insanların kendi nefislerinden ve bilmedikleri şeylerden nice çiftleri, onların hepsini yaratmıştır. Ve onlar için gece de bir ibrettir. Ondan gündüzü yüzüp ayırırız. Hemen onlar karanlıklara girmiş olurlar. Güneş de kendisine mahsus karargahında akar gider. İşte bu, o Alim'in takdiridir. Biz kamere de konaklar takdir ettik. Nihayet hurma salkımının eski kurumuş eğri dalı gibi bir hale dönmüş olur. Ne güneş için layık olur ki o aya yetişmiş olsun. Ne de gece için layıktır ki gündüzü geçmiş bulunsun. Ve hepsi de birer felekte yüzerler. Bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, yaratılanların son derece uygun yaratıldığını itiraf etmemek mümkün değildir. Bu güzelliği, bu intizamı ve bu ahengi tabiata, yeni deyimle doğaya isnat etmekle, ateistliğinde ısrar edip bir türlü Allah Celle Celaluhu diyemeyenler elbette mevcuttur. Yine Cenab-ı Hakk'ın tekvin sıfatının tecellisi olarak yaratılan insanlar, kendi yaratılışlarına baktıklarında çok daha acayip hikmetlere vakıf olmamaları mümkün değildir. Biz insan olarak gerek dış azalarımıza, gerek iç organlarımıza bakıp anlayabildiğimiz kadarıyla hikmetlerini düşündüğümüzde çok daha hayrete düşmekteyiz. Evet, gözün nasıl gördüğünü, kulağın nasıl duyduğunu, burnumuzun nasıl koku aldığını, gözü kapalı olduğumuz halde elimizle tuttuğumuz herhangi bir şeyin sert, yumuşak, sıcak veya soğukluğunu nasıl hissettiğimizi, keza ağzımızla nasıl tad alabildiğimizi, hele hele bütün bunların merkezi durumunda olan beynimizin bunca teferruatı nasıl algıladığını düşünüp, yaratıcıya hayran olup teslim olmamak mümkün değildir. Ayrıca insanın natıkası,
kelime ve cümleleri önceden beyninde, natıkasında tanzim edip daha sonra bu cümleleri dile getirmesini ve konuşan dille konuşma merkezi olan natıka arasında geçen zamanın farkında olamayacağınız kadar süratli bir şekilde meydana gelmesinin, ne kadar yaratıcının kudretine, ilmine ve tekvin sıfatına ve bu sıfatların noksanlıklardan münezzeh olup kemalat ile muttasıf olduklarına muttali olup, bu eserlerden müessiri hakiki olan Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine boyun eğip teslim olmamak mümkün müdür? Kim şüphe edebilir ki insanda var olan organlar ve bu organların her birinin belli hikmetler için var edilmiş olması tesadüftür? Bu mümkün olabilir mi? Bu hususu bir örnekle izaha çalışalım. Bir kulak mutahassısı ve bir göz doktoru, bir insanı ameliyat masasına yatırıp ortaklaşa çalışmak suretiyle kişinin kulağına görme kabiliyetini, gözüne ise işitme yeteneğini vermek için operasyon yapsalar ve gözü kulağın olduğu yere, kulağı ise gözün olduğu yere nakletseler, başarılı olabilirler mi? Görme duyusu olan göze işitmeyi, İşitme duyusu olan göze de görmeyi sağlamaları mümkün olabilir mi? Elbette olamaz. Demek ki Yüce Yaradan Celle Celaluhu'nun yarattığının değiştirilmesi bir beşer tarafından asla mümkün olamamakta, hatta kulağın işitmesi için gerekli olan sinir sistemlerinin bir kısmında arıza olsa veya gözün görmesi için gerekli olan merceklerde bir eksiklik olsa veya bütün bu azalar tam ve mükemmel olduğu halde beyinle olan irtibatta bir kesiklik olsa, o göz ve kulak sağlam olmasına rağmen ne görebilir ne de duyabilir. Yüce Allah Celle Celaluhu bu hususu Yunus Suresinin 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. ayetlerinde ne güzel buyuruyor. De ki, semadan ve arzdan sizi kim rızıklandırıyor? Veya işitmenin, İşitme duyusunun ve görmenin, görme hassasının meliki, sahibi kimdir? Ve canlıyı cansızdan çıkaran ve cansızı canlıdan çıkaran kimdir? Ve işi yaratıp yöneten, düzenleyip idare eden kimdir? O zaman Allah diyecekler. De ki, o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Öyleyse işte o Allah'tır. Sizin Rabbiniz Hak'tır. O halde Hak'tan sonrası dalaletten başka nedir? Artık nasıl çevriliyorsunuz? Hak'tan dalalete döndürülüyorsunuz. Böylece senin Rabbinin sözü fasık olan kimseler üzerine hak oldu. Muhakkak ki onlar inanmazlar. De ki, sizin ortaklarınız, şirk koştuklarınızdan örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var? De ki, örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? De ki, sizin ortaklarınızdan Hakk'a hidayet edecek, ulaştıracak kimse var mı? De ki, Allah Hakk'a hidayet eder. Öyleyse Hakk'a hidayet eden mi uyulmaya daha layıktır, yoksa hidayet verilmedikçe kendi kendine doğru yolu bulamayan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz? Onların çoğu zandan başka bir şeye uymaz. Zan ise Hak'tan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onların ne yaptıklarını bilendir. Bütün bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi, yaratılan bütün mahlukatın hikmet dahilinde olmaları ve Yüce Allah Celle Celaluhu'nun tekvin ve tahlik sıfatlarının tecellisiyle en güzel şekilde yaratıldığını anlamamak mümkün değildir. Bu hikmetlere bakıp bunlara itiraz edenlere rastlayamazsınız. Demek ki insanlar Yüce Allah Celle Celaluhu'nun tekvinini, yaratmasını ve yarattıklarının en güzel ve en uygun olduğunu hemen herkes kabul ederken, o Yaradan'ın teşrii, ilim ve kelam sıfatlarının tecellisi olarak gönderdiği Hazreti Kur'an'a, onun getirdiği dine ve şeriata itiraz etmeleri ne kadar korkunç bir cürettir.
Yüce Yaradan'ın kudretine, azametine, O'nun ilim ve kelam sıfatlarına ve bu sıfatların noksanlıklardan münezzeh, kemalatla muttasıf olduğuna inanıp kabul ettikten sonra, o ilim ve kelam sıfatının tecellisi olan dini ve şeriatı ve O'nun kurallarını kabul etmemek bir tezat, bir çelişki, hatta sefihliktir. Tekvin sıfatıyla yarattıkları hepsi güzel, hepsi isabetli ve hikmete uygun olduğunu kabul edip, kelam sıfatının ve onun tecellisi olarak gönderilen kuralları uygunsuz bulmak, kendini bilmemekten ibarettir. Elbette böyle kendini bilmezlerin, Yaradanını da bilmesi mümkün değildir. Onun içindir ki, Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nefsini bilen Rabbini bilir." buyurmaktadır. Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, Yüce Allah Celle Celaluhumuzun tekvin, yaratma kudretine inanıp tasdik etmekle, onun ilim ve kelam sıfatları ve bu sıfatların tecellisi olarak peygamberlerine gönderdiği kuralları kabul etmemek, Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının bazısını kabul edip diğer bazısını kabul etmemek veya bazısında noksanlık iddia etmek anlamına gelir ki, bu doğrudan doğruya tevhidi ihlaldir. Yüce Allah Celle Celaluhu'yu olduğu gibi değil de keyfine göre kabul etmek demek olur. Allah Celle Celaluhu bütün sıfatlarında kemalat ile muttasıf ve noksanlıklardan münezzehtir. Bu sıfatların birinde veya bu sıfatların tecelli ettiği hususlarda noksanlığın ve isabetsizliğin olduğunu düşünmek, Allah Celle Celaluhu'nun haşa, sümme haşa, aciz ve muhtaç olduğu manasına gelir ki bu hem inkar, hem küfür, hem de şirktir. Yüce Allah Celle Celaluhu hepimizi tevhad üzere daim eylesin. Ehli sünnet akidesinden ayırmasın. Amin.